Merhaba arkadaşlar. Bir mezun başarı hikayesiyle yine beraberiz. İsmail Berk Çelebi konuğumuz. İsmail Berk, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İsmail mi diyeyim, Berk mi diyeyim? İstediğiniz İsmail diyeyim Berk mi diyeyim? Fark etmez. İsmail Berk hoş geldin diyeyim o zaman. Hoş bulduk hocam. Şimdi tebrik ediyorum. Şöyle ki 30 bin sıralama yapıyor arkadaşımız 2018'de YKS'de. Tıp fakültesi istediği için tercih yapmıyor. Mezuna kalmayı tercih ediyor. Ve 2019 YKS'de 10 bin sıralama yaparak 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce'ye girmeyi başarıyor. Tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Şimdi netlerini ve OBP'sini sizinle paylaşayım. 94 OBP'si var İsmail Berk'in. TYT'de 90,25 neti var. Türkçe 29,5. Bayağı iyi Türkçe yapmışsın bu arada. Kınıyorum seni. Sosyal 16,75. Matematik 27,25. Fen 16,25 sevgili arkadaşlar. AYT'de 71 neti var arkadaşımızın. 34,5 matematik yapmış. 11,75 fizik. 13 kimya. 11,75'te biyoloji neti var. Şimdi yine AYT'nin ne kadar önemli olduğunu anlamanız açısından TYT sıralaması 25,744. 25.744. AYT'de bunu 9.798'e çekiyor sevgili arkadaşlar. Yani neredeyse 15.000'lik, hatta daha fazla 16 binlik bir çekiş söz konusu. AYT'nin gücünü, önemini bir kez daha görüyoruz. Şimdi İsmail Berk. Evet. 2018'de niye olmadı? Önce oradan başlayalım. Yani sen neyi yanlış yaptın ya da neyi yapamadın? Hani illaki yanlış yapmaz da insan, bazen de yapamaz yani. Ya 2018'de şunları yanlış yapmıştım. İlk başta benim sıkıntım 11. sınıfta başlamıştı. Çünkü bu YKS'ye hazırlık süreci 11. sınıfta başlanan bir süreçti. Ben 11'de bazı şeylerin farkına varamadım. Hani YKS'nin önemi, AYT'nin, TYT'nin önemine varamamıştım. 11 biraz öyle hani çalışıyordum ama sadece sınav odaklı çalışıyordum. Hani okul sınavlarına odaklı çalışıyordum. TYT, AYT odaklı çalışmıyordum. Ben sınavın farkına 12. sınıfın 2. döneminde hani fark ettim hani çalışmanın önemini. Gene 1. dönemde falan çalışıyordum ama boşa çalışıyormuşum hani, sonralarda fark ettim. 12'nin 2. dönemi işte bir şeyle kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Yani o yüzden olmadı. Sınava girmeden biliyor muydun olmayacağını? Yo, ben hani iyi kötü bir tıp kazanırım diyordum hani. Benim hayalim Ege Tıp'tı ama Ege Tıp olmaz diyordum. Erzurum'a giderim hani ne bileyim Trabzon'da Katü'ye giderim falan diyordum. Bir umudum vardı ama şey umudum yoktu hani, aman 2000 yapacağım, 3000 yapacağım umudum yoktu. Öyle değil yoktu. Değil mi? Yani, bir tıp kazanırım diyordum. Bir tıp kazanırım diyordum. Sınav anında da biraz sıkıntı yaşadım. Benim geçen sene de AYT'm iyiydi hani, sağlamdı. Ama AYT'de ben kendimi kontrol edemedim. Hani telaşımı kontrol edemedim. Son bir saat ben AYT'de soru işaretleyemedim geçen sene. 2018'de. 2018'de elim ayağım titreyerek sınavdan çıktım. Hani... Peki bu önemli şimdi. Burada biraz duralım yani. Bu gerçekten çok önemli. 2018'de bunu yaşadın. Evet hocam. Peki bunu nasıl aştın? Bu sene niye yaşamadın? Bunun için bir şey yaptın mı? Yaptım hocam. Psikolojik destek aldım. Evet. Ya bunu bize açık açık söyle. Ya çünkü bu, bak senin durumunda olan, bunu yaşayan o kadar çok arkadaşım var ki. Hani hatta şunu yakın zamanda mezunlara önerilerde söyleyeceğim. Ya çekeceğim videolardan birinde bunu söyleyeceğim. Yani sınav anından dolayı mezuna kalan arkadaşlarımız var bir süre hem de. Eğer o sınav anındaki yaşadığınız her neyse size soru yaptırmayan, bunun önlemini almazsanız, ya Allah korusun yani 2020'de de aynı şeyle karşılaşma ihtimaliniz var. Ne yaptın? Psikoloğa mı gittin? Psikoloğa gittim. Psikoloğa gittim hocam. Ama o bana birkaç nefes egzersizi önerdi diye evet. Mesela. Ve ben bunu 2019 TYT'sinin başlangıcında cidden yaşadım. Geçen sene AYT'de yaşadığım sıkıntıyı ben geçen seneki AYT'de şey yapmıştım böyle. Bir soruyu çözemediğim için bayağı telaşlanmıştım ve ben 15-20 dakikamı o soruya harcamıştım. Geriye kalan hani böyle 10 tane boşuma falan hiç dönememiştim o soruyla uğraştığımdan dolayı. Aklım hep o soruda takılı kalmıştı. Ve ben o soruyu çözemediğim an dedim ki ben mezuna kaldım, ben mezuna kaldım ve sınav anında çok panik oldum. Aynısını 2019 TYT'sinin başlangıcında da yaşadım. Türkçe gerçekten zordu hani. Uzundu değil mi? Uzundu. İlk 15 soruda benim 10 boşum vardı. Çok iyi. 10 boşum vardı. Dedim İsmail sen ne yapıyorsun dedim hani. Geçen sene de yaşadım bu sıkıntıyı. Bak bu sene de yaşama, hani heba etme kendini falan dedim. Ben bir dakika kaleme bıraktım böyle. Bir nefes egzersizlerini falan yaptım. En azından bir kafamı boşaltayım dedim. Helal ve olsun. Sınava odaklandım. Devamında geldi benim. Bir de hani TYT çok kötü geldi farkındayım ama evet. Ben TYT'nin çok iyi geçtiğini hissediyorum. Hani ben sınavdan direkt çıktım, babamın üstüne falan zıplamıştım. Hani çok iyi süper geçti. Evet, süper geçti. 2000 bekliyorum falan diyordum kendi kendime. Evet 2 gelmiş ama 20 yani 25. Bir
Yani beklediğinden fazla mı yanlışın geldi? Çok beklediğimden iyi. Beklediğimden fazla geldi hocam ya. Hani nereden? Özellikle... Türkçeden göçmüşsün yani. Hani Türkçeden. Gerçekten hani burada yani ilk 10.000 yapmış bir adam 29.5 Türkçe'ye gerçekten rezalet yani. Çünkü matematiği de rezalet hocam ya. Yani ben ya, Türkçe hani gene şey diyordum. Yani 30 diyordum da matematikten ben bunu beklemiyordum. Matematikten yani. Çünkü full iyi yapardım diyordum. Full bekliyordum. Hiç full bekliyordum. Bu kadar aşağı geldi. Bu kadar aşağı hiç beklemiyordum. Zaten ama belli yani. Adam AYT'de 35 neredeyse 34.5 matematik yapmış. Yani matematiği iyi olan bir öğrenci olduğum belli İsmail Berk. Bu TYT'deki matematiği böyle olmasını neye bağlıyorsun? Çok hızlı çözdüm. Yani çok hızlı çözdüm. Büyük bir ihtimalle işlem hatası yaptım. Hani ben nasıl matematiği sona atıyordum her seferinde. Ve yaklaşık olarak 52 dakikan falan vardı matematiğe geçtiğimde. Yetişmeyecek diye korkmadım. Yok yetişmeyecek diye de korkmadım ama nasıl desem... Bir saat zaman ayırıyordum. Bu 8 dakikayı bir yerden kapatmam lazım dedim ve başladım yardırmaya. Hani siz sürekli videolarınızda şey diyordunuz. Bir soruyu yaptınız tamam, ikiyi yaptınız tamam. 3-4 gerisi geliyorsa bir şeyler yolunda gidiyordur diyordunuz siz. Aha. Ve sürekli gerisi geliyordu matematik. Hiç böyle takıldığımı veya işlem hatası yaptığımı hissetmiyordum. O yüzden bayağı iyi geçmişti. Hani hep böyle matematiği iyi gelecek, güzel gelecek falan diyordum. Bunu gördüğüm ya bir şey oldu. Demek ki o zaman şöyle de bir şey var. Şimdi bak bunu da hani böyle bir tespiti de yapalım. Sen şimdi işlem hatası yapıyorsan, sonucu yanlış buluyorsun ama demek ki o yanlış sonuçla seçeneklerde var. Çeldiricileri de sağlam koymuşlar o zaman. Galiba. Ya çünkü onu görmesen bir daha dönersin, soruyu yaparsın. Ben yanlış mı yaptım dersin. ÖSYM'yi tebrik ediyoruz. Yani çok güzel. Bizi burada ablamış yani. Anladığım bu benim. Peki, İsmail Berk, yani sonuç olarak öyle oldu, böyle oldu, ne oldu ama en nihayetinde tıp fakültesine girdim. Gittik. Şimdi iki şey soracağım sana. Bir, 2018 YKS sonucunu gördüğünde neler hissettin? Önce onu söyle bana. Çok kötü hissettim. Cidden kötü hissettim. Ben o sırada arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Hani bilgisayardan. Kardeşim geldi, sonuçlar açıklanmış falan dedi. Direkt her şeyi kapattım. Discord'u falan kapattım. Şeyi kapattım. Herkese bir iletişimi kapattım ilk önce. WhatsApp'a bir baktım. 10 tane mesaj var böyle işte. Neler yaptım, ne yaptım falan dedim. Kötü geleceğini biliyordum zaten. Allah kerim dedim. YKS sayfasını açtım işte. Sonucu gördüm. Yani bayağı kötü oldum hocam. Hani üzüldün. Çok üzüldüm. Ya illa ki hani... üzülüyorsun da hani peki yani yargı neydi yani yorum neydi? Hani tamam yani, üzüldün de ne dedin kendi kendine? Ben bunu hak etmedim dedim hani benim emeğim karşılığı hani, sonuç değil değildi dedim. Ve ilk başta da hani yazıp gitmeyi düşündüm. Hiç yalan yok. Hani sıralamama göre yerlere falan bakıyordum. Küsüyor çünkü insan hani, değil mi? Küsüyor. Hani, ben bir daha nasıl çalışacağım? Hani, bir daha nasıl böyle çalışacağım, nasıl edeceğim falan diyorsun. Hani babama danıştım, hocalarıma falan danıştım ve bir yer yazacaktım. Tam Türk-Alman Üniversitesi yazacaktım hatta. Babam dedi dur oğlum dedi hani sen yazma dedi sen tıp istiyorsun ben seni biliyorum dedi hani burayıları sen istemiyorsun dedi. Hani senin hakkında buralar demedi dedi hani annem de babam da dedi biz sana bir sene daha güveniyoruz. Helal olsun kal dedi. Yani onlara da buradan sevgilerimizi selamlarımızı iletelim. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Bu desteği bulmak da önemli bir şey. Valla tebrik ediyorum. Peki 2019 YKS sonucunu gördüğünde neler hissettin? Şimdi bir de onu söyle bize. İlk başta çok üzüldüm hani. Bir gün önce üzüldüm. Çünkü ilk başta TYT sonucumu gördüm. Ha. 25.000'i gördüm hani ekrana bu şekilde bakıyordum. Hani annem babamla o sırada uyuyordu. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Hani gene mi oldu filan. Sonradan bir daha girdim sayfaya 9.000'i görünce rahatladım. Bayağı sevindim. Gittim kardeşimi uyandırdım. Onunla da olmuş olmuş. Olmuş işte kardeşimi uyandırdım. Annemi babamı uyandırdım işte. Öyle işte diğer arkadaşlarımı aradım işte neler yaptınız filan diye. Evet. Öyle. Peki. Bir şey soracağım. Şimdi 2019 hani mezuna kalmaya karar verdim. Yaz geçti. Ne zaman çalışmaya başladın 2019'a? Hocam sınavdan bir hafta sonra kardeşime gidip bir tane geometri kitabı aldırmıştım. Acil geometriyi aldırmıştım. Ondan böyle hani geometrim çünkü bayağı kötüydü benim ve eksiklerim olduğunu hissediyordum geometride. Böyle yavaş yavaş geometri çözmüyordum. Ağustos'tan Eylül'e kadar ama böyle beni yoracak veya zorlayacak bir çalışmada değil. Aklıma geldikçe arıyordum. Böyle şey nasıl desem dersten soğumamak adına hani şey yapmamak adına tam çalışmaya ise Eylül gibi başladım. Hani Eylül 15 gibi başladım işte. Öyle işte onu Haziran'a Eylül 15 kadar peki nasıl bir planlama yaptın İsmail Berk? Yani şunun için söylüyorum bak ben geçen seneki videolarda ya sen de izledin ısrarla dedim ki yani ya gerçekten ilk 20 bin içinde derece yapmaya en yakın adamlar ilk 50 binden mezuna kalan adamlardır. Değil mi? Hala buradayım yani hatta bu sene bu rakamı biraz daha yukarı çekebiliriz. Yani ilk 70 bine kadar mezuna kalan öğrenciler gerçekten bu yıl ilk 20 bine girme ihtimali son derece yüksek. Ya en yakın olanlar onlar öyle düşünüyorum.
Ama tabii bunun planlamasını iyi yapmak lazım. Buna gönül koymak lazım. Yani öyle yapacağım demekle olmuyor. Bu icraata geçirmek, bunu hayata geçirmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani yüreğinizi çıkarıp şu masaya koymanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Evet, çok yakınsınız ama öyle kolay değil. Şimdi sana şunu soracağım. Evet. 50-15'te başladım. Hani acil geometri çözdün. O bir ay falan. Ha, nasıl bir planlama yaptın? Ne dedin? Önce şu TYT'nin üstünden bir geçeyim. Aynen. Ondan sonra AYT'mi çalışayım dedin. İlk başta dedin. Bir TYT'nin üstünden hızlıca bir geçtim. Fenler evet. olsun, şeyler olsun. Sosyali hiç çalışmadığım için geçen sene onu böyle biraz bölerek çalıştım. Coğrafyayı, sosyali, şey, felsefeyi filan. Genelde ağırlığı AYT'ye verdim ben hani. Benim nasıl desem hocam, geçen seneden de bir altyapım olduğu için şey yaptım, böyle hızlıca konulara bakıyordum. Sıfırdan çalışmıyordum. Test çözüyordum. Aynen. Ve ardından hemen denemeye geçiyordum. Aynen, ben evet. 15 tatile kadar çoğu konuyu bitirmiştim zaten. Hani şey, TYT'den filan. 15 tatilde ise AYT'den böyle bir atak yaptım. Hani mesela konuları filan bitirdim. Biyolojiyi filan bitirmiştim 15 tatilde. Fiziğin AYT'siyle matematiğin AYT'si kalmıştı. Onları da yavaş yavaş çözdüm. Nisan'a kadar bütün konuları bitirmiştim ben. Nisan'dan sonra sadece deneme çözdüm hani. Başka hiçbir şey yapmadım. Nisan'dan sonra sadece denemeli. Sadece denemeli. Peki geçtim. Şimdi tam yeri geldi. Bize İsmail Bey, çok beğendiğin kaynakları söyler misin? Soru bankası, deneme, hepsi olur. Fizikten Nihat Bilgin kesinlikle. Evet. Nihat uygun. Bilgin bu sene arkadaşlar başarı hikayelerinde en fazla duyduğumuz kaynakların neredeyse başında geliyor. Başka? Kimyadan Aydın. Aydın yayınları. Evet. Biyolojiden Palmiye'yi çözmüştüm galiba bir tek. Ondan sonra sadece deneme çözdüm biyolojiden. Biyolojiden Palme. Biyolojide Paraf yayınları çok güzeldi deneme olarak. Onu çok sevdim. Evet, Paraf'ın denemelerini 2 gün önce 200 bir arkadaşımızla konuştuk. Muhtemelen bu video ondan sonra yayınlanacak. Zaten herkes izlemiş olacak. O da aynı şeyi söyledi. Paraf'ın alan denemeleri güzel arkadaşlar. Fen bilimlerindeki alan denemeleri, hatta matematik alan denemeleri de. Bunları zamanı geldiğinde ben size söyleyeceğim zaten. Peki bu TYT AYT için hepsi için geçerli diyorsun. Özel bir şey yaptın mı? Yani mesela şöyle söyleyeyim. 2018'de yapmayıp da 2019'da yaptığın ne vardı? Sadece, öyle bir şey var mıydı ya da? Sadece bir gün çok çalışıyordum. Hani normalde gene böyle ortalama 5-6 saat çalışmaya çalışıyordum ama cumartesi günleri özellikle sabah erkenden kalkıyor kütüphaneye gidiyordum. Akşam 6-7'ye kadar orada çalışıyordum. Neredeyse yarım saat veya bir saat ara veriyordum. Ondan sonra eve dönünce gene çalışıyordum. Toplamda böyle 11-12 saat çalışıyordum. Cumartesi günleri öyle bir yüklemem vardı benim. Böyle. Bak bu mesela arkadaş çok ilginç. Ben ne diyorum? Başarılı öğrencilerin hepsinin kendine özgü yöntemleri vardır. İsmail Berk'in yaptığı mesela ilk defa duyuyorum ben. Hafta içi diyorsun ki hani rutin böyle 5-6 saat çalışıyorum ama haftanın bir günü aşırı yükleniyordu. Peki dinlendiğin an oluyor muydu mesela hani? Oluyordu. Mesela yani. Dinlendiğin an derken şimdi 5-6 saat çalışıyorsan illaki dinlenecek zamanında oluyor da hiç çalışmadığın gün. Pazar günleri. Pazar günü hiç çalışmıyordun değil mi? Hiç çalışmıyordum değil ama böyle hani çok da yüklenmiyordum. Bir iki tane deneme çözüp günü bitiriyordum. Genelde hani şey yapıyordum, kardeşimle video oyunu falan oynuyorduk ya da gidiyordum şey. Film, dizi falan. Kendini izliyordum. Çok kısıtladın mı İsmail Berk mezun yılında? Bir şeylerden mesela bilgisayar oyunu oynuyordum diyorsun hala. Hani yok, bilgisayar... Belli ki senin hayatında ciddi bir yeri var yani vazgeçmediğin ya, bir şey. Ya var da mezun senemde çok bilgisayar oynamadım. Hani çok fazla ben Dota oynuyordum. Ha. O Dota'yı çıkartmıştım hayatımdan böyle. Sadece onu çıkartmıştım. Onun haricinde arkadaşlık ilişkileri falan devam ediyordu yani. Kısıtlamadım kendimi. Kısıtlama yoktu. Çıkıp yani dışarı eğleniyordum. Zaman ayırabiliyordum sen. Peki. İsmail Berk, 2020'de sınava girecek olan ve bu yıl mezun olan, mezuna kalan arkadaşlarına ne söylemek istersin? Böyle kameraya bakarak, ya, gözlerinin içine bakarak. İlk öncelikle kesinlikle rahat olmalarını öneriyorum. Çünkü rahat olduktan sonra bir şeyler geliyor. Aman ne olacak, halim ne olacak, netlerim artmıyor falan diyerek kesinlikle yapılacak şeyler değil. Çünkü hem kendinize zarar veriyorsunuz hem de çalışma düzeninize. Kesinlikle bunlardan uzak dursunlar. Onun haricinde yani sonuçta mezuna kaldılarsa birkaç şeyi göze almışlardır. Hani idealleri uğruna kalmışlardır. Hani ben mezuna kalan adamın öyle boş adam olduğunu falan zannetmiyorum. Helal olsun. Aynen yani, evet. Kesinlikle idealleri uğruna kalmışlardır ve hani bir sene mezuna kalmak hiçbir şey. Artık hani 2-3 sene kalanlar evet, var. Evet, normalleşecek. Aynen. Normalleşiyor. Benim de arkadaşlarımla bir şey kalan. Hani hepsi idealleri uğruna kaldı. Aman şurası gelmiyor, burası gelmiyor değil. Yani bir şey istiyorlar ve onun peşinden koşuyorlar. Hani bir şeyin peşinden koşmaları mezunlar lazım. Mezunlar böyle insanlar. Yani o kadar güzel konuştuk ya. Benim mezunlara bakışım bu arkadaşlar. Gerçekten idealleri uğruna, hedefleri uğruna fedakarlık yapan insanlar mezunlar. Ve düzgün çalışırsanız, doğru çalışırsanız, ya daha doğrusu gereğini yaparsan bu iş oluyor. Değil mi? Ekstra çok fazla bir şey, hani tamam yapabilirsiniz ama
Yani en azından gereğini yapan bence idealine, hedefine bir şekilde ulaşıyor. İsmail Berk, çok teşekkür ediyorum. Evet, hocam. Tekrar tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Yani şöyle söyleyeyim, 19 Mayıs tıpta bu yıl hem Türkçesinde hem İngilizcesinde gerçekten kanaldan çok fazla arkadaşımız var. Ben Samsun'a da geleceğim, orada da görüşürüz. Biz bu videoyu İzmir'de çekiyoruz. İsmail Berk kardeşinin yerleştirmeleri için İzmir'e geldi. Öyle görüştük. Sağ olsun aradı, bir araya geldik. Samsun'da da görüşeceğimizi umuyoruz. İnşallah hocam. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.